Yalova Atatürk Bahçekültürlü Araştırma Enstitüsü'nün bu cevizle ilgili yaptığı çalışmaları biliyoruz. Evet Yılmaz Bey, öncelikle teşekkür ederiz bu Yalova Atatürk Bahçekültürlü adına size. Çok güzel şeyler yaptı. Sadece cevizde değil, bir sürü meyvemizin gelişmesinde katkıları var. Evet, sizden de bu konuda bilgiler alalım. Evet, ben sizlere de teşekkür etmek istiyorum. İzleyicilere de saygılar sunuyorum. Hakikaten çok önemli bir konuyu çok güzel bir günde burada tartışıyoruz. Burada tabii araştırma, Atatürk Bahçekültürlü Merkez Araştırma Enstitüsü sadece cevizde değil, siz de bahsettiniz, pek çok meyve türünde ve bir bahçe kültürüyle ilgili sebzede de olabilir, ülkemizin ilk çıkış yeri. Bunlardan bir tanesi şu anda konuştuğumuz ceviz. Süs bitkileri haceza böyle. Yani Arge'nin başladığı nokta. Bir kivi. Kivi şu anda ilk çıkışı 1980'li yılların ikinci yarısından sonra yine aynı büyük kurumda. Büyük bir popülasyon oluştu şu anda kivide. Evet. Yani Türkiye'deki üretimi %40'ını tek başına Yalova ili üretiyor. Ama uygun ekolojilere baktığımız zaman bu ve bunun gibi daha pek çok meyve türü var. Dolayısıyla çok çalışıyor. 1961 yılında kurulan bu kurum 1963-64'ten sonra başlıyor Arge çalışmalarına. Çok kısa bir sürede başlıyor ve Sayın Hocam'ın da Necat Bey'in de bahsettiği konulara baktığımız zaman yani tabii ki çok büyük bir kurumda olduğumuzu, bir kurumunu bize yaşatıyor. Ben bu Arge'yi tabii hocam bahsetti ama ondan önce hocamın söylediğine, çünkü ben hocamın ilk öğrencisiyim, talebesiyim. 82-86 yıllarında hocamın üniversitede görmediği ceviz eğitimini bize aldı. Yani o onuru ben biliyorum, yaşadım ve dolayısıyla benim de ilk bu mesleğe bahçe bitkileri bölüm mezunuyum, Samsun mezunuyum. İlk cevizle başladım. Ve tabii ki başka meyve gruplarında devam ettik ama benim hocamın çok önemli bir lafı vardı Seyit Hocam'ın. Aslında rücu ediyorsun diye. Yani ceviz konusunda aslında rücu etme pozisyonda olduğumuzu da söylemek istiyorum. Tabii ki 1968'li yıllarda Sayın Doktor Hayati Ölez ve Fahrettin Öz'ün ortaklaşa yürütmüş olduğu Trakya bölgesinde, daha sonra hepimiz biz de rahmetle anıyoruz, Gültekin Çelebioğlu ve ondan sonra Yavuz Feradoğlu gibi böyle bir silsilenin ceviz konusunda hala çok ilerleyerek devam ettiği kurumumuzda Arge çalışmaları ve üretim açısından da çok önemli görevler aldı. Handan Hanım da bahsedecektir mutlaka. Ceviz üretmek veya herhangi bir fidan üretmek önemli değil. Önemli olan sağlıklı ve ismine doğru ve doğru çeşitlerle beraber bu işi yapmak. Ve yine bakanlığımızın geçmişte başlatmış olduğu baz materyalle ilgili, sağlıklı baz materyal üretimle ilgili kurumumuzun cevizde çok aktif görevi var. Yani buradan ben bu kurulabilecek yeni bir kuruma, istasyon veya araştırma kurumuna da atıfta bulunmak istiyorum. Tabii ki bu planlamalar yapıldı. Bakanlığımızın 2011'de çıkan kanun. Cevizcilik Araştırma Enstitüsü. Evet, onunla ilgili söylemek istiyorum. Ceviz, örneğin Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, bu isimle olan kurumlarımız ve istasyonlarımız isimleri bu olmakla birlikte diğer bitki gruplarında da meyve gruplarında çalışabiliyorlar. Şöyle söyleyeyim, Antep Fıstığı Araştırma İstasyonu ceviz, badem gibi pek çok konu ana konu olarak çalışmakta. Bir de Yalova'daki Merkez Araştırma Enstitüsü ve ceviz bizim ana konumuz. Yani ceviz ismiyle anılması onun çok ileri gideceği anlamına gelmiyor. Onu burada vurgulamak istiyorum. Buradaki yani cevizcilikle ilgili bir çalışma yapılıyor zaten Antep. Yani mevcut ya. Sayın hocam anlattı. O kadar çok hocamız var ki bu konuda. Üniversiteler bu konuyu çok ileri aşamalara kadar götürdüler. Peki sorunlar bitti mi? Belki o sorunlar kısmında tekrar bu tartışılacak da elbette ki bitmiyor. Yani uçağa açık bir konu bu. Yani mutlaka yeni sorunlar çıkabiliyor. Yeni bir uygulamalar. Teknoloji giderek ilerliyor biliyorsunuz. Mutlaka. Yani istekler değişiyor. Farklı şeyler değişiyor. Örneğin yağ oranı %60 bulduk da %65'i bulunca veya bir daha değişik ortamda da gelişen adaptasyonu yalan çeşitleri bulduğumuz zaman onlara doğru yöneliyoruz. Yani bu araştırmanın sonu bitmez. Yeni bir kurum adı altında, ceviz kurum adı altında olma yerine biz mevcut kurumlarda bunun üniversitelerde zaten artık bu Sayın Hocam'la başlayan bu Arge çalışmalarının çok hızlandığını görüyoruz. Sadece bakanlık olarak düşünmüyorum. İşte Orman Bakanlığı'nın bu konudaki çok etkin çalışmaları olduğunu biliyoruz. Ortakta çalışıyoruz. Yani burada belki bu meyve grubu ile ilgili biz kestanede
Çam fıstığında da, bak Çam fıstığında Orman Bakanlığı'ndır, onunla ortak çalışmalar içerisinde giriyoruz. Yalova'nın çok güzel bir çalışmaları ve uyum içerisinde çalışmaları var. Daha geçen yıl İstanbul Orman Bölge Müdürü, Bursa Orman Bölge Müdürü ile ilgili, bununla ilgili böyle periyodik şeyler var. Mesela model orman çalışmasında biz paydaşız orada. Necati Bey'in de söylediği gibi tarım ve ormanlar yani bir arada şu anda. Bu ceviz aslında, diyorum ya, herkesin mutlak surette bir cevizde bağışıklığı ve bulaşıklığı vardır. Ve bir de bakanlıklar da böyle ortak çalışmalar izlene giden çok ender konulardan bir tanesidir. Yani cevizin şu anda baz materyal açısından sağlıklı, hastalık ve zararlardan ahri olmak üzere, yani bir nolu, iki nolu, üç nolu dediğimiz Bursa Karacabey'de bulunan test merkezimiz var. Onları protokol kapsamında bir nolular her türlü hastalık ve zararlı, virüsler, zararlılar, aklınıza hangi hastalık gelebilecekse olabilecek, bunlardan sağlıklı ana materyaller bizde. Bazı şeylerde de var, üniversitede de bazı çeşitler var. Şu anda 17 artıki 19 çeşidin bizde plakaları çakılmış. Handan Hanım o konuda belki daha detaylı bilgi vereceklerdir mutlaka. Önemli konu bu, ben burada bulmak istiyorum. Yani üretim, tabii ki üretim, devlet üretimin içerisinde olmasını burada tartışmamıza gerek yok. Üretim tabii ki özel sektör yapacak ama özel sektörde üretim biz denetleme yapacağız ve ona sağlıklı materyalin kaynağını sağlamamız lazım. Biz bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz ve bakanlığımız vermiş olduğumuz taahhütler var önceki şey. Ve buna göre de biz bir nolu, yani saf materyalde fidancılara satışını sağladık. Sadece kalem olarak düşünmeyelim. Mesela balaban dediğimiz bir çöğür anacı olarak da üretimini, tohum üretiminde de biz etkin olarak rol alıyoruz. Ve burada bir nolular ürettiği gibi üreticiye, yani daha şunu söyleyeyim, fidan üreticilerine verebileceğimiz materyalde, cevizde en ileri gittiğimiz meyve gruplarından bir tanesi. Çok iyi. Çok ve Arge bitmiyor, devam ediyor. Bitmemeli. Çok etkin olarak yapılıyor. Bakın, bir TÜBİTAK projesi sonuçlandı. Bunun sonucunda 15 lokasyonda, ülkemizin değişik bölgelerinde, 15 lokasyonlardaki yapılan yeni çeşit adaptasyonları, performansları. Onlara müjde diyelim, onlara sürpriz diyelim. Yani onunla ilgili de yeni çalışmalar devam ediyor. Ben sözü yine orman... Bu konuda bir ilave yapabilir miyim? Tabii. Levent Bey. Çünkü size şey de tabii şimdi... talebiniz vardı, özür dilerim. Yılmaz Bey Gaziantep'te bir araştırma enstitüsü bu konuda bir çalışma yapıyor dedi. Yılmaz Bey çok güzel açıklamalar da yaptı. Yalnız hocam bahsetti. Amerika'ya 17. yüzyılda gidiyor. 19. yüzyıldan itibaren de araştırmalar devam ediyor. Şu anda dünya piyasasını neredeyse ele geçirmiş durumda. Amerika, Kaliforniya. Yeni ürettikleri çeşitlerle piyasayı ele geçirmiş durumda. Bundan sonra zaten tamamıyla oraya teslim olacak gibi gözüküyor. Yok yok, şimdi Mehmet Sayın Sen hocamız söyledi, hayır, zaten bir sürü yetişmiş. O kadar çok büyük ithalatçılar var ki pazar, serbest ekonomi getiriyor ve pazarlıyor. Bir bakıyorsunuz şimdi marketlerde Kaliforniya orijinli çatır herhalde büyük bir ihtimalle şeyler, cevizler. Yerliyi kolay kolay bulamıyorsunuz. Yani şuraya gelmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın çok değişik hastaneleri var. Ve aklınıza gelen bütün tıbbi konular o hastanenin içerisinde. Ama öte tarafta da ihtisas hastaneleri var. Ya tabii ki. Yani şimdi bir bakıyorsunuz bir kalp hastanesi var. Ve kalbin bir sürü profesörleri var. Bir bakıyorsunuz diyor ki aort koartasyon ameliyatı uzmanıyım. Damar cerrahı ama ayrıca aort koartasyon ameliyatı uzmanıyım. Yani şimdi cevizin, şimdi enstitülerimizde arkadaşlar mutlaka her bir ihtisas elemanı var ama müstakil enstitü olması halinde bu işin melezlemesini yapacak. Çeşitleri geliştirecek. Ürün verimliliğini artıracak. Yani sırf o konuya konsantre olursa daha verimli olur diye ben o teklifi yaptım. O talebini zaten söylemeye çalıştı Yılmaz Bey. Atatürk Bahçekültürler'in çalışmalarını artı Gaziantep'teki araştırma enstitüsü falan. Diğer kurumlar. Diğer kurumlarda da aynı şekilde. Bunu yine çözüm önerilerinde falan konuşuruz. Yani daha detaya ineriz. Teklifim o nedenle yaptım. Daha detaya ineriz. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü Fidancılık ve Tohumculuk Daire Başkanımıza söz verelim, Fahrettin Bey'e. Çünkü orman ve tarım sonuçta toprak ikisi de ve konuştuğumuz konuda ceviz. Cevizin ekonomik değerinden, katma değerinden bahsetmek gerekirse biraz önce de Necati Bey söyledi, yurt dışına ihracat
dedi durdurduk ihracatı dedi. Sanırım şimdi bu ihracatla ilgili bir sorun yok. Şu anda ihraç edebiliyoruz. Küçük halindeki ihracat. Değil mi? Küçük halinde. Şimdi evet yapılan çalışmalar var. Genel anlamda sizin bir yol haritanızı, cevizle ilgili projelerinizi öğrenebilir mi izleyen izleyicilerimiz? Teşekkür ediyorum ben Sayın Hocama, Sayın Müsteşarıma, Sayın Enstitü Müdürlerimiz çok güzel bilgiler verdiler. Hani cevizin her şeyi bir değerdir. Meyvesi bir değerdir, yaprağı bir değerdir, odunu bir değerdir, kökü bir değerdir. Yani geniş kullanım alanı, parke yapımından, mobilya kullanımına, ilaç ve kozmetik sektöründe, öbür tarafta gıda olarak, hani kolesterolün düşmanı olarak da gösterilir. Daha birçok protein ve yağ deposu olma özelliğiyle ceviz meyvesi önemlidir ve bize göre stratejik bir meyvedir. Ya bugün bakanlık olarak biz bu amaçla hani şunu izleyicilerimize de göstermek istiyorum. Biz bir ceviz eylem planını bu amaçla hazırladık. Tabii ki yani gerek üniversitelerimizin araştırmaları çok değerli. Gerçekten yetiştirdiğimiz hocalarımız var. Bakanlığımızın işte önceki yıllarda yaptığı çalışmalar vardı ama bunun artık bir eyleme dönüştürülmesi, bir hedef belirlenmesi ve bir hedefe doğru yola çıkması gerekiyordu. Sayın Bakanımızın himayelerinde bu eylem planını bu gayeyle, bu maksatta oluşturduk ve 5 yıllık bir plan dahilinde biz hani kendine yetme oranıyla beraber inşallah da ihracatı da hedefleyecek bir noktaya gelmek istiyoruz. Burada bu eylem planında biz neyi hedefliyoruz? Biz öncelikle bozuk orman sahalarımızı, öncelikli orman köylülerimizi ve bu işte bu sektörde gelir elde etmek isteyen yatırımcılara açtık. Şu an daha yeni ilan ettiğimiz yaklaşık 90 bin dönümlük bir alanı biz ceviz, tabii cevizin yanında badem, antep fıstığı gibi, kestane gibi, fıstık çamı gibi gelir getiren meyvelerin yanında işte orman ağaçlarımızdan çam, sedir, göknar gibi ağaçlarımızın da özel ağaçlandırmaya konu ettik bunları. Bu eylem planında burada hibeler falan da var değil mi? Bu hibeleri inşallah daha onları ileriki zamanda söz edeceğim ama ben bu oluşturduğumuz eylem planında bir bütünü birden hedefliyoruz. Yani bir bütün dahilinde hedefliyoruz. Nedir hedefimiz? Öncelikle bir tohumdan fidan üretimini güvence altına almayı hedefliyoruz. Ve bütün üreticilerimize yetecek kadar özel sektörümüzle koordinasyon içinde ve özel sektörümüzü destekleyerek hem özel fidanlıklara teşvik veriyoruz. Biz vatandaşlarımızın özel fidanlık kurmasına, ceviz, fıstık, badem ve diğer türleri yetiştirmek üzere onlara da teşvik veriyoruz. Aynı zamanda özel sektöre altlık üretmek istiyoruz. Yani çöhür diye halk tabirinde kullandığımız fidanları üretip vatandaşlarımıza vermek istiyoruz. Diğer taraftan biz ormanlık alanlarımızda geleceğe güvenle bakmak için materyal bahçeleri kurmayı hedefliyoruz ve bugün bölgesel çeşitlerimizi her bölgenin kendi çeşitlerine uygun olarak belli miktarlarda materyal bahçeleri kuruyoruz. Hem aşı güvenliğini hem genin güvenliğini sağlamak, orijinin güvenliğini sağlamak adına materyal bahçeleri kuruyoruz. Bunun dışında eğitim kursları düzenleyeceğiz. Yani köylülerimizi eğiteceğiz. Daha fazla köylümüzün, daha fazla üreticimizin aşı kültürünü geliştirerek daha fazla bahçe alanı oluşturmasını hedefliyoruz. Bununla yetinmiyoruz. Biz cevizde de kömürlenmeyi sağlamak istiyoruz. Yani köylümüzün daha fazla gelir elde etmesini hedeflemek amacıyla ceviz üretim havzaları oluşturmak istiyoruz. Ve bu anlamda ceviz kitlesel üretildiği zaman arkasında biz entegre işte kırma tesisleri, entegre paketleme tesisleri. Sektörel bir gelişim olarak bakıyoruz. Yani bakanlık olarak Sayın Bakanımız bunu stratejik bir üründür. Bunun gibi işte Türk fındığımız gibi, kestanemiz gibi, bademimiz gibi birçok üründe olduğu gibi eylem planları hazırladık ve yol haritasını belirledik. Bizim bu plan sürecinde, plan sonrasında bizim hedeflediğimiz asgari 5 milyon fidanı
ceviz fidanını toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Ceviz alanlarımızı yani 5 yıllık plan dahilinde asgari 5 milyon fidanı buluşturmak istiyoruz. Tabii hocamların tabii ki araştırmaları var. Bugün Türkiye florası çok zengindir. Yani her bölgemizin öne çıkan bir çeşidi vardır. Ekonomik değeri yüksek olan bir çeşidi vardır. İşte Doğu Anadolu'da hekim hanımız, işte Çorum'da belirttiği hocalarımız, Oğuzlarımız, işte Yalova'da Yalova 1 2 3, Kaman'da Kırşehir'de Kaman cevizimiz, işte Maraş'ta Maraş 18 Şevin cevizimiz var. Gibi, işte Giresun'da Şevin gibi, Tokat'ta Niksar gibi, yani bu şekilde işte Ürgüp tarafında da geliştirilen Ürgüp 1, Ürgüp 2, Yeşilova gibi, yani bu bölgesel, bu tür zenginliğimizi, tür çeşit zenginliğimizi hem ülkemizin pazarına hem dünya pazarına sunmak istiyoruz. Bu hedefle biz bu eylem planını hedefledik ve bu eylem planı... Çalışmaya başladınız mı Fahrettin Bey? Bu plan çalışmaya başladı. Bu plan 2012 yılında hazırlandı, evet. Ve 2012 yılı sonrasında da 2012 yılı sonucunda yaklaşık 2000 hektarlık alanda yaklaşık 400 bin fidan toprakla buluşturuldu. Tabii burada bizim hani Sayın Müsteşarım belirttiler. Bizim orman köylümüzü hani akrabalığı geliştirmek istiyoruz. Çünkü biz orman köylümüzle beraberiz. Ve bu orman köylümüzün de hem gelir getirici faaliyetlerle desteklenmesini istiyoruz. Bu anlamda da hep orman köylerimize yakın yerlerde, ormanla köy arasındaki yakın yerlerde köylülerimize gelir getirici fidanları dikmek istiyoruz. Bunda Gıda Tarım Ormancılık Bakanlığı ve üniversitelerle beraber işbirliği yapıyoruz. Şüphesiz. Yani burada ben tabii ki bizim için her çalışma değerlidir. Ülkemizin menfaatini ve istifadesine sunulması gerekiyor. Bu anlamda biz çalıştığımız bölgeler içerisinde bugün teşekkürlerimi ifade etmek için Giresun Valiliğimizin çok ciddi desteğiyle oradaki Giresun'da Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğümüzle, Orman Bölge Müdürlüğümüz, üniversitemiz Turan Hocam'ın da desteğiyle orada hem seralarımızı kurduk, fidan yetiştirmek amacıyla ve bahçeler kurmak amacıyla yakın dönemde Kalkınma Bakanlığımızın da çok yakından desteklediği Murat Havzası projesi kapsamında da Bingöl'de gene Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğümüzün ve Sayın Valilerimizin destekleriyle biz orada fidan üretip oradaki Murat Havzasında da daha zengin, daha da zenginleşmesini sağlamak amacıyla ceviz üretimlerini hedefledik. Yani detaylara daha sonra çünkü devam ederiz. Bizi izleyen izleyicilerimiz var. Ceviz üretmek istiyorlar. İşte çam fıstığı üretmek istiyorlar, badem üretmek istiyorlar, yetiştirmek istiyorlar. Evet sevgili izleyiciler, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı da bu konuda çok önemli bir role sahip. Zaten bu önemli konuklarımızın arasında yine Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Tohumculuk Daire Başkanlığı'nda fidan ve fidancılık koordinatörlüğü yapan bir uzmanımız da var, Handan Hanım. Şimdi Handan Hanım'a da biz Tarım Bakanlığı'nın bu çalışmalarını aşağı yukarı Tohumculuk Daire Başkanlığı'nın çalışmalarını sormak istiyoruz. Evet Handan Hanım, neler yapıyorsunuz? Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir oturum düzenlendiği için. Diğer katılımcılara da verdikleri bilgiler için teşekkür ediyorum. Bakanlığımızca yürüttüğümüz çalışmalar tabii Orman Bakanlığı da aynı şekilde. Amaç çiftçiye, üreticiye destek olmak. Dolayısıyla ülke ekonomisine olumlu katkıları bu şekilde elde etmek. Bizim bakanlık olarak yürüttüğümüz ve daire başkanlığımızca yürüttüğümüz çalışmalara baktığımızda öncelikle çeşidin tescili bizim için önemli. Çünkü üreticinin, çiftçinin aldığı, satın aldığı fidanda hangi ürünü elde edeceğini bilmesi, ileride yapacağı üretimde ne kadar gelir elde edecek, hangi sonuçları alacak, o bakımdan çok önemli. Araştırma kuruluşlarımız yine bakanlığımıza bağlı araştırma kuruluşlarımızda çeşit tescili ıslah çalışmaları yürütülüyor. Tescil sonucunda eğer yeni bir çeşitse zaten yine daire başkanlığımızca yürütülen ıslahçı hakları söz konusu. Bu da ıslahçıya yaptığı çalışmalarda bir sonraki çalışmada artı destek anlamına geliyor. Çünkü o çalışmalar uzun süre alan ve belli bir birikim, ekonomik yönden belli bir harcama gerektiren çalışmalar. Islahçı hakları yine bizim daire başkanlığımızca yürüttüğümüz bir diğer çalışma. Çeşit tescil edilmişse bizim daire başkanlığımızca yaptığımız işlerden biri de sertifikasyon süreci.
Bunun anlamı da fidancının ürettiği fidanın sağlıklı mı belirlediğimiz etmenler açısından, ismine doğru mu, yani tescil edilen çeşidin gerçekten fidancının elinde ürettiği fidanda aynı mı? O bakımdan kontroller yapılıyor. İl müdürlüklerimiz, yine araştırma kuruluşlarımız, hastalık yönünden zirai mücadeleler ve bazı fakültelerde bitki koruma bölümleri de bu konuda yetkili durumda. Kontroller yapılıyor ve onun sonucunda sertifikasyon, standart ya da sertifikalı fidan üretimi elde edilmiş oluyor. Sertifikalı fidan, tabii 2007 yılında başladık biz bu çalışmalara bakanlık olarak. Ve cevizde şu anda en iyi türlerden birisi önde. Çünkü sertifikalı fidan üretmek isteyen fidan üreticisine şu anda temel fidan vererek damızlıklarını kurması bakanlıkça sağlanmış durumda. Cevizde, elmada bunu takip ediyor yine. Bunu diğer türler tabii takip ediyor. Araştırma kuruluşlarımız da müdürümün de söylediği gibi bu konuda çok değerli katkıları var. Fidancı ürettikten sonra yine daire başkanlığımızca destekleme, fidan kullanım destekleme çalışmaları takip ediliyor. Bunun yasal altyapısı oluşturuluyor. Yıllık çıkardığımız fidan kullanım destekleme tebliğlerimiz var. Yurt içerisinde üretilmiş standart ya da sertifikalı fidanlara satın alarak yetkili kişilerden, üreticiden ya da tohumluk bayinden satın alarak kullanan çiftçiye de destek veriyoruz. Alan bazlı destekleme, hibe desteği söz konusu. Burada baktığımızda ceviz bugüne kadar, 2005 yılında başlandı bu çalışmalara, bugüne kadar verilen desteklemede, toplam destekleme içerisinde ceviz lider durumda. Tabii son yıllarda Orman Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar da buna artı yönde etki ediyor diye düşünüyorum. Yaklaşık %30'u yapılan... Ya iki bakanlığın çalışması gibi de düşünülebilir bu, evet, aslında. Evet, evet. Şu anda tabii biz fidanın maliyeti değil de daha çok alan üzerinden, hani yine verilen birim destek miktarları tabii ki fidan maliyeti düşünülerek hesaplanıyor. O yönde çalışmalarımız devam ediyor. Tabii buradaki çalışmalar gerek yasal altyapı gerekse işleyişte Avrupa Birliği'nin uyum çalışmaları öncelikli olarak kıstas oldu bizim için. Çünkü ülke şartları da göz önünde bulundurularak, yani Avrupa Birliği'ne uyum denilince birebir oradakinin çevirisi değil bizim mevzuatlarımız. Öyle öncelikle olmalı, onu öyle vurgulamak istiyorum. Çünkü orada yapılan iyi bir şey varsa onun devamı, hani kendi mevzuatımıza uyarlayabiliriz ama ülke şartlarına uymayan bir durum varsa tabii ki onu uygulamıyoruz. Amaç ismine doğru fidan üretildiğinde fidancı kazanacak, çünkü sonrasında sorun yaşamayacak. O kontrolleri yapmak, o yasal altyapıyı oluşturmak da amacımız. Daha sonra onu alan çiftçi de sorun yaşamadığında dolayısıyla meyvecilik yönünden ilerleme sağlanacak. Burada hedefinize ulaştığınızı anlatıyorsunuz. Evet, şu anda cevizde başlamak üzere yumuşak çekirdeklilerde biz sertifikalı fidan üreticisine damızlıklarını kurmak üzere materyal teminine başlandı. Bunu sırasıyla diğer türler takip edecek. Yakın gelecekte şu anda çoğunluk standart fidan olsa da, ki standart fidan da ismine doğruluk tabii direkt üretici garantisinde. Mevzuatta da bunu belirtiyoruz. Dolayısıyla çiftçi alırken karşı tarafta fidancıya güvenerek alıyor o fidanı. Ama sertifikalı fidanda hem laboratuvar analizleriyle hastalık kontrolü var, hem ismine doğruluk açısından alınan aşı gözünün sertifikalandırılmasından tutun fidan aşamasındaki kontrollere kadar ismine doğruluk da yine bakanlığımızın garantisinde olmuş oluyor. 1-2 yıla tüm türlerde artık sertifikalı ağırlıklı olarak, evet, evet, size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bundan sonraki bölümde de biz ceviz yetiştiriciliği, yani tohum, aşılama metotları nelerdir, hastalıklar nelerdir, artı pazarlamasına kadar olan süreci bundan sonraki bölümlerimize devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.